Herkese Rubro kanalından merhaba arkadaşlar. Geçen hafta PlayStation 3'ü tüplü televizyonda oynamıştık. Xbox 360'ı çok istediniz. Ben de çekmek istiyordum ama Xbox 360'ı tüplü televizyona bağlayacak kablom yoktu. Çok sevgili Selim arkadaşım, kendisi bana Dreamcast'i de sağlayan ve şu oyunu da hediye gönderdi. Efsane bir insandır. Çok sağ olsun bana kablodan buldu. Kurulumu yaptım. Odamda değilim bu sefer, salondayım. Böyle daha geniş bir yere yapayım istedim. Tüplü televizyondan karşılıklı olarak Xbox çektiğim zaman görüntü çok çok kötü oluyor. O yüzden şöyle yan çekiyorum. Umarım beni anlayışla karşılarsınız. Xbox'ımızı açalım. Şurada şöyle bayağı bir oyun var. En epikleri bunlardan Witcher. Bakın Witcher. Konsol zaten JTEC'li. İçerisinde de birçok oyun var. GTA 5 var mesela, ona bakarız. Efsane olur. Onun dışında işte burada Gears of War var. Gears of War'a bakarız. Hani bayağı bir oyun var. Bakarız bunlara. Şu anda efsane gözüküyor. İnanılmaz gözüküyor tüplü televizyonda. Hani ben sevdiğim için tabii böyle retro kafaları bana güzel gözüküyor. Biraz ses atacağım. Gears of War'ı şöyle açacağım. Bunu bir açacağım. İçerisinde de Gears of War var ama şu şey var. En son çıkan var ya, spin-off. O var. Bence çok güzel değil. O yüzden direkt birden şöyle bir bakalım. GTA 5'i açtım. Gears of War hata verdi. Vallahi GTA 5'te sıkıntı yok. Direkt açıldı GTA 5. Konsolda GTA 5 yüklü. Bu konsol zaten incelemesini yapmıştık. Şöyle görüyorsunuz. Efsane bir case'i var. Nereden de bunun ışığı yanıyordu bir yerden. Onu da yakalım. Şuradan da. Evet. Konsolun da ışığını yaktık. Bayağı güzel gözüküyor. Yazıları okumakta zorlansam da fena değil, kötü değil. Evet, GTA 5 açıldı. Çok güzel, yani bence fena değil, kötü değil. Güzel gözüküyor. Arabamız... Sağ analogda problem var, evet, yokmuş. Şöyle bir gidelim. Arabamızı atlayalım. Uf. Uf. Hadi bas. Ne oldu anlamadım. Arabam gitmiyor ileri. Oh. Geber. Leş adam. Tabi ekran tam sığmadı. Şurada bakın. Bir ufak bir problem var. Tam sığmıyor ekrana. Bir tane arabaya atlayıp uzaklaşın bu aradan. Gamepad'de problem varmış ya. Tamam, şu anda oynayabiliyorum artık. Şu gamepad'de problem varmış. Onu da hallettik. Şu anda bayağı böyle güzel güzel oynanıyor. Xbox 360'ı da tüplü televizyonda oynarken sıkıntı yaşayamazsınız bence. Hatta açıkçası orijinal kablodan mı nedir bilmiyorum da kablodan olabilir ama Xbox sanki PlayStation 3'ten daha net geldi bana. Görüntüler çok güzel, keskin yani. Tırtık tırtık değil kenarlar. Sanki böyle anti-aliasing açık falan gibi, abartıyor gibi gözükebilir ama gerçekten çok net. Kamera benim gözümde gördüğüm gibi çekmiyor tabii ama gerçekten çok güzel olduğunu söyleyebilirim. GTA gayet iyi. Şöyle biraz da inelim. İneyim şöyle bir normal gezeyim, takılayım şuralarda. Silahımız milahımız yok galiba. Zaten ekranın kenarını göremiyorum. Evet, ekranı silah aldık ama. Evet tamam. Aa, pompalı var ama kurşun yok. O zaman şunu alalım. Ya. Of. Hadi. Güzelmiş ya. Gayet iyi. Bir de şeye bakalım mı? Witcher'a bakalım bir de. Witcher direkt çalıştı.
Bu arada Witcher 2 NTSC G-Tech'de olduğu için konsolum direkt oyunu açtı. Region Free bir oyun değil. Bakın trailerından şöyle kısa bir kesit sunayım size. Güzel gayet. Ama gamepad'imde drift var. Tabi bu oyunda çok gitmedi. Yani çok kötü gözükmüyor. Ekrandan istediğim detayı veremiyorum kameradan. Ama şöyle gördüğüm zaman yani istediğim detayı vermedi. Oynanmaz bence. Witcher zor yani gazı falan çok olduğu için Witcher'da bayağı zorlar insanı öyle söyleyeyim. Botlarımı değiştirmem gerekiyormuş. Oh, sonunda gidebiliyorum. Evet, şöyle bir grafiklere bakalım. Ya dediğim gibi güzel ama yani meh. Ama yine şey, yazıları okumak zorunda olmasanız güzeldi. Bu biraz daha bir 55 ekran televizyonda belki oynanabilir. Ya da direkt televizyonda bu LCD televizyonda iyi olur ya. Hiç şey değil harbiden hani. Şunda bir konuşacağız. Konuşalım be. Baksanıza adama falan. Şöyle bir zoomlayacağım. Şu mekana gideceğiz. Güzel ya. Ya ortamı, oyunun ortamı güzel ya. Şey de güzel değil abi. Başka oyuna geçeceğim. Evet, şu anda PAL 60 Hz ayarladım. Ekran biraz daha büyüdü. GTA 5'te bu şekilde oynasaydım ekran tam olarak görebilirdim belki. Şimdi Gears of War 3'e bastım. Çalıştı. Gears of War 3'e bakalım biraz. Yani tüplü televizyonda Xbox 360 oynayacağımı sanmıyorum. Çünkü bu oyunları televizyonda oynamak daha güzel olacaktır. Ben tüplü televizyonda eski konsolları oynamayı seviyorum. Dreamcast'i, işte PlayStation 2'yi, Xbox 1'i, Super Nintendo'yu vesaire oynamayı daha çok seviyorum. Ama geçen hafta çok istemiştiniz yorumlarda. Ben de hani sizi kırmadım. Hem kabloyu da bulmam bir hafta sürdü. Neyse şimdi Gears of War 3 60 Hz güzel çalıştı. Başta büyük hata yapmışım. Olsun. Şu anda burada mesela campaign'i bir açalım. Standart. Chapter'ı seçme şansım yok tabii ki de. İlk chapter'ı seçeceğim. Şurada bir başlayalım o zaman normal ayarlarda. Gamepad'de de problem var. Gears of War'u pek oynayamayacağım. Bakın arada gidiyor geliyor bir şeyler oluyor. Gamepad'lerin problemli. Birinin trigger'ı çalışmıyor. Birinin de analog stick'leri drift yapıyor. Grafiklere bakacağız. Niye vuruyoruz? En sevdiğim Gears of War oyunu benim bu. Gears of War 3. Yani bu gamepad'de aslında oynanır ya. Şu anda renklerden dolayı karakterleri seçemiyorum ama yine fena değil ya. Yani güzel oynanıyor. Hafif zoomlayayım size şöyle. Tabi oyunlarla save'im olmadığı için oyunların başından en başından başlamam gerekiyor. O biraz sıkıntı tabi. Elemanlar geliyor şuradan. Bu sefer sol trigger çalışmıyor. Sol trigger'ım çalışmadığı için hedef alamıyorum. Oh.
Çok güzel ya oyun. Mükemmel bir oyun. Evet, bir de Skyrim'e çok az bakalım. Sonra videoyu bitirelim istiyorum. Skyrim zaten Xbox 360'ın olmazsa olmazıdır bence. Zaten her sistemin olmazsa olmazı. Neredeyse buzdolabında bile gelecek biliyorsunuz. Load yapmak çalışacağım. Save var mı? Sanırım save yok. New game diyorum. Oyunun başını falan şöyle biraz bakarız o zaman. Ne bileyim, bu oyunu ben ilk defa Xbox 360'da oynamıştım. Bu oyunda şöyle yazıların çok olduğu bir oyun, konuşmaların çok olduğu bir oyun. Bu oyunda Türk televizyonu oynanmaz ama en azından şöyle bir bakmak istiyorum. Bakalım istiyorum yani. Evet. Vay be, ne girişti ama. Bu oyunu ilk Xbox 360'da oynadığımda çıldırmıştım gerçekten. Beni bayağı sürüklemişti. Hala güzel ya. Yani tüplü televizyon da olsa güzel. Yenisini bekliyoruz merakla. Yeni bir Elder Scrolls oyunu bekliyoruz merakla. Bu konuşuyor değil mi bizimle? Efendim garaj. Hafif bir zoom yapayım şöyle. Yapamıyorum, bozuluyor. Etrafa bir bakalım şöyle. Yani yoklukta gider mi Xbox 360 bilmiyorum. Hani tüplü televizyonda yorumlar kısmını yazın. PlayStation 3 giderdi bence ama bunu da çok emin değilim. Ya da denediğimiz oyunlar biraz daha böyle RPG oyunlar olduğu için de olabilir. Yani Xbox 360'a tüplü televizyon denediniz mi hiç? Yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Şöyle biraz daha göstereyim size. Güneş açınca oyun içerisinde biraz daha görüntüler güzelleşti. Evet arkadaşlar, bir sürü oyun var ama hepsine tek tek baksak video bitmez. O yüzden de işte Skyrim'e, Witcher'a, Guild of War'a baktık ve GTA 5'e baktık. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Umarım beğenmişsinizdir. Bundan sonra tüplü televizyonda hangi konsolu deneyeyim? Onu da yorumlar kısmına yazın. Yapabilirsem yapmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.